yaratıcık, ah! Yolunu kaybedecek adam mısın sen? Ah! Şu tepeye çıkabilsem, nereye gideceğimi görürüm herhalde. Ay! Ay! Ay bacaklarım! Ay! 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 Şöyle bir dinleneyim. Ah tepe göz, ah! Burada olsaydın şu yokuşu sırtında çıkardım. Ah bile demezdin. Şimdi bu yaban ellerde tek başıma kaldım. Ah, sanki o anları tekrar yaşıyor gibiyim. Sanki burada benimle. Ah Tepegöz, benim eski dostum. Ne güzel günlerdi. Kaplumbağa. Burada inecek var. Uygun bir yerde inebilir miyim acaba? Çok yalnızım. Hey, biraz konuşmaya ne dersin? Bu aralar nasılsın kaplumbağa? Tavşanlarla yarıştığın söyleniyor, doğru mu? Bana pek mantıklı gelmedi de. Evet, söylenti demek. Bu mağaralarda ne böyle? Kısa dostluğun için teşekkür ederim kaplumbağa. Yolun açık olsun. Şu mağaralara bir bakalım. Oldukça iyi durumdasın. Ama bakalım hepsini alabilecek misin Aybüke? Sen merak etme Boğaç. Önceki 5 elde nasıl aldıysam şimdi de alırım. Evet işte. Al bakalım. Baştan başlayalım. Ben de birinci aşamayı geçmeyi çok istiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim Boğaç. Neden teşekkür ediyorsun ki? Ben sıkılmayayım diye en sevmediğin oyunu oynamaya çalışıyorsun. Aman önemli değil canım. Demek bana meydan okuyorsun öyle mi? Al işte. Oha! Bu daha da büyükmüş. Anlaşıldı, seninle baş edemeyeceğim. Aha! Hadi şimdi yakala da görelim bakalım. Şunlara bakın hele. Bizim koca gövde kendini minik bir ayı yavrusu sanıyor. Bebeklik günlerine geri dönmüş sanki. Basak böyledir işte. Hayvanlar ona bayılır. Ne kadar vahşi olduklarının bir önemi yoktur. Belli, belli. Hadi yakala bakalım koca gövde. Hadi. Yakalarsan bu balık senin. Yapma! Yapma! Bırak beni! Ay yapma dedim! Bırak beni, pes ediyorum! Balık senindir, tamam pes! Ay yavaş ol! Koca gövde, neler oluyor? Basat nerede? Bu halin ne senin? O duyduğum bir aslan sesi miydi yoksa? Tamam tamam, sakin ol. Aslansa sorun değil, tamam. İşte size söyledim, sorun yok. O bizim dostumuzdur. Duyduklarım doğruymuş demek. Aslanın dostu ve tüm hayvanların dostu Basat. Kıraçata, seni aslanımla tanıştırmak istiyorum. Bir yanlış anlama oldu maalesef.
koca gövdeyi biraz korkuttuk. Selam sana ormanlar kralı. Hoş geldin. Hadi ama sorun yok koca gövde. İnebilirsin artık. Peki bu balığa ne dersin ha? Zaten senin de... affedersin koca gövde. Mağaradan sesler geliyor. Belki burada yiyecek güzel bir şey bulabilirim. İlk kez beşlere gelebildim. Gayet iyi gidiyorsun. Bu sefer bir sayı alacaksın. Sana inanıyorum. En azından 7'ye 1 olalım. Tamam, dikkatle yapacağım. Şimdi bir taş daha bulurum Aybüke. Gelirken bana su getirir misin? Demek burada saklanıyorsunuz. Anladığım kadarıyla sadece Boğaç ve Aybüke var. Hiç su kalmamış Aybüke. Ben ilerideki pınardan doldurup getiriyorum şimdi. Tamam Boğaç. Anlaşılan sadece Aybüke kaldı. Boğaç, ne çabuk döndün. Boğaç? Ha? Kim var orada? Kimsin? Merhaba Aybüke. Yartacuk, şelaleden kurtulmuşsun. Bu nasıl olur? Peşinizi bırakmam için bir şelale yetmez Aybüke. Ne o, yaralanmışsın. Yoksa ayağa kalkamıyor musun? Senin yerinde olsam bir an önce buradan giderdim Yartacuk. Arkadaşlarım gelmek üzeredir. Seni akıllı kız. Onlar oldukça uzaktalar, bunu biliyorum. Buraya geldiklerinde ve seni bulamadıklarında bakalım ne yapacaklar. Harika. Yartacuk. Harika. Sana söylemiştim. Arkadaşlarım gelir demiştim. Beni kandıramazsın. Hiç ses duymadım ki. Ay git başımdan. Ay. Harikasınız. Gösterin ona. Söyle şunlara da dursunlar artık. Tamam bırakın beni. Bırakın. Bu ses de ne? Olamaz. Aybüke yalnız. Bizim için bir tavşan mı yakalamış? Bu bir av çığlığı değil. Başka bir şey getiriyor. Bu şapkayı tanıyorum. Bu Yartacuğun şapkası. Hemen mağaraya dönmeliyiz. Boğaç ve Aybüke'nin başları belada olabilir. Merak etmeyin. Şimdiye kadar kurt gereğini yapmıştır. Yartacuğun yerinde olmak istemem. Bir parça atlı varsa mağaralara yaklaşmazdım. Öyle tabii Basat. Ama insanların bazen hırsla neler yapabileceklerini bilemezsin. Hırs aklın önüne geçerse kendileri için oldukça tehlikeli işlere kalkışabilirler. Yartacuğun ne denli hırslı biri olduğunu bilirim. O halde bir an önce gidip kontrol etmekte fayda var. Yartacuk yine mi sen? Demek şelaleden kurtulmuşsun. Evet, kurtuldum bu ağaç. Bu neden sizi bu kadar şaşırttı anlamadım. Siz mi? Aybüke de çok üzülmüştü ama artık üzülemez. Nasıl yani? Nasıl üzülemez? Yoksa ona bir şey mi yaptın?
Onu git de kendi gözlerinle gör Boğaç. Belki de yapmışımdır ha? Eğer yürüyemeyecek kadar yaralı birine dokunmuşsan bunu sana fazlasıyla ödetirim Yartacuk. Olamaz. Burada neler olmuş böyle? Aybüke! Ona bir şey yaptı. Yok işte, yok. Olamaz. Ben ne yapacağım şimdi? Aybüke! 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 Ne oldu Boğaç? Neden bu kadar bağırıyorsun ki? Aybüke! Hey, neyin var senin? Yaşıyorsun Aybüke. Yaşıyorsun sen. Tabii ki yaşıyorum Boğaç. Anlaşılan Yartacığı görmüşsün sen. Sana neler söyledi kim bilir? Aslında bir şey söylemedi. Sadece ima etti. Ben de çabuk inandım sanırım. Yartacığın hiçbir sözüne inanılmaz. Ama bana inan. İçerisi felaket durumda Boğaç. Kraçata gelmeden düzelsek hiç fena olmaz. Hı, gördüm. Hey, sana söylüyorum. Bak çocuklar seni bekler şimdi. Merak ederler. Sen hiç fena olmaz. Sen bu halleri düşmem tabii. Sadece bir but kalmış. Çok da güzel kokuyor. Ama tek kurtuluşum bu olabilir. Hey, buraya bak miskin şey. Bak elimde tam ağzına göre bir şey var. Hadi bakalım. İşte bu kadar.